Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır? Ben vardım derken buradaki sözcüğün kökümüz var. Kökü isim. Sararır derken kökümüz sarı ve isim köklü bir kelime. Yaşayan derken kökümüz yaş. Yine isim. Coşarak derken kökümüz coş. Fiil coşmaktan geliyor sağcı derken kökümüz sağ buradaki kökümüz ise yine isim köklüğünü oluşturur yalnızca D seçeneğindeki kökümüz diğerlerinden farklı lerler eki aşağıdakilerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır yani görevi farklıdır bunlar derken çokluk depremler derken çokluk yarınlar derken çokluk dayımlar derken burada akraba aile anlamı katmış. Söylentiler derken çokluk anlamı katıyor. Yalnızca D seçeneğindeki görevi farklı. İ, I eki aşağıdaki cümlenin hangisinde aynı sözcükte hem yapım eki hem çekim eki olarak kullanılmıştır. Baktığımız zaman şıklara D seçeneğindeki sayısı sözcüğünü elimize aldığımızda kökümüz saymak. I eki e gelmiş sayı olmuş. S kaynaştırma harfimiz. Gene bir ı eki gelmiş. Bu da iyilik eki olarak. Hep birincisi yapım eki. ikincisi çekim eki. Bir sözcüğe önce yapım eki sonra çekim eki gelir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala aykırı bir sözcük kullanılmıştır? Baktığımızda şıklara C seçeneğinde babamsız demiş. Baba bizim kökümüz babam derken buradaki kişi eki bizim çekim ekimiz sız da bizim yapım ekimiz yani önce kişi ekine çekim eki olarak kişi ekini almış ardından da yapım ekini almış yani sadece C seçeneğinde kurala aykırı bir sözcük kullanılmış lıklık lık eki alan sözcüklerden hangisi sıfat görevinde kullanılmıştır zavallının 3 günlük ömrü kaldı derken 3 günlük ömür burada günlük ömrü niteliyor sıfat. Her varlık kendine özgü bir dilde konuşur. Varlık derken burada isimi yapmış sözcüğü. Günlük derken yine sözcüğümüz isim olmuş. Sessizlik derken sözcüğümüz isim olmuş. Çocukluk derken çocuk sözcüğünde yine isimle pek isim yaparak iyice pekiştirmiş. Sadece A seçeneğinde üç günlük ömür derken günlük sözcüğü sıfat görevine getirilmiş ki eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmış. Bahçedeki çınar derken sıfat, okuldaki başarısı derken sıfat, elindeki kızarıklık derken sıfat, kendi seviyesindeki insanlar derken sıfat görevlerinde kullanılmış. Yalnızca E seçeneğindeki seninkini derken burada zamir görevinde kullanılmış ki eki. Zamir yapan ki. Aşağıdaki cümlelerde gıngın eki alan sözcüklerden hangisi farklı bir türdendir? A. İkinci güneşinin ölgün ışıkları derken sıfat. B. Güneşin altındaki solgun ağaçlar derken sıfat. Yılgın adımlar derken sıfat. Üzgün derken isim. Taşkın sulara kapılıp gitmek derken taşkın. Burada ses değişimine de uğramış. Aynı zamanda sıfat görevinde kullanılmış. Yalnızca gıngın eki D seçeneğinde isim görevinde kullanılmış. Aşağıdakilerden hangisi isim çekim eklerinden değildir? E hal ekimiz, D hal ekimiz, ın tamlayan tamlanan ekimiz, ler çoklu ekimiz, lı ise bizim yapım ekimiz. Müzik